Herkese merhaba, günaydın. Instagram'dan beni takip edenler yaklaşık 5 gündür Antalya'nın, bence Türkiye'nin Disneyland'ı olarak tarif edilen, bence ondan çok çok daha güzel olduğunu düşündüğüm Land of Legends'da olduğumu görmüşlerdi. Ve dedim ki ben de neden bunu bir vlog haline getirmiyorum? Çünkü ben de sonuçta Emir'le beraber tatil yaptığım için bu zor ekonomide, özellikle Türkiye'de yaşadığımız zaman her şeyi böyle... İşte hem ona tatil olsun hem bana tatil olsun. Hem o mutlu olsun hem ben mutlu olayım diye düşündüğünüz her şeyi tasarlarken neden böyle bir yerde tatil yaptığımı göstermeyeyim dedim. Ve vloğa başlıyorum. Land of Legends ve gündüzleri beach kullanımıyla Rixos Premium Belek vloğuma hoş geldiniz. Köşede sizi ve çocuklarınızı mutlu etmek için inanılmaz güzel animasyonlar. Maşallah koca ayı. Bazen padişahlar, bazen prensesler, bazen de büyük büyük dedeler sizi karşılıyor. Temizliği her şey muazzam. Ama benim için çocuklu tatildeki en önemli şeylerden bir tanesi güvenlik. Çünkü çocukla tatil yaptığınız zaman kendinize de tatil olması için onu güvenli bir yerlere bırakmak istiyorsunuz. Benim için de aynı şey Emily olan tatilinde geçerliydi. O yüzden bugün bu vlogu çekmek için tam 3. günümüzü bekledim. Yani 3 günde burayı harika bir şekilde deneyimleyip size doğru şekilde aktarmak istedim. Hem de gelemeyenler için gezsinler istedim. Burada böyle oyun alanları var. Şimdi size B katından çıkış yapacağım. Biz genelde bu katta Emil'le beraber oldukça fazla oyunlar oynadık. Burada böyle PlayStation odaları var. Şöyle göstermek gerekirse. Şöyle şunlar PlayStation odaları. Buradan tema parka, lobiye ve çıkışa gidiliyor. Aynı zamanda yemek bölümüne de geçiliyor. Ama şu an yemek bölümünün kapanmış olması gerekiyor. Ben de zaten geç kaldım kahvaltıya. Ama yine de bakabiliriz. Çünkü burada... Buraları da göstereyim bu arada. Burada görmüş olduğunuz gibi oldukça fazla Arap yolunu var. Beyoğlu'ndan da bildiğiniz üzere şöyle hafif bir pub. Ve şurada Beyoğlu'nda da gördüğünüz, neydi bunun adı? Hacı İsmail Hakkızade Hafız Mustafa var ve buradan AVM'ye çıkış var. Ama ben şu an AVM'ye çıkmıyorum. Yaklaşık 3 gündür buradayız. Haziran'da ilk defa Antalya'da hava inanılmaz serindi. O yüzden böyle çok aşırı bir tadını çıkaramadık açıkçası güneşin. Ama bugün çok güneşli bir hava var. O yüzden bugün tadını çıkaracağız buranın. Şimdi şöyle yemek tarafına doğru gideceğim. Yemek burada 10.30'a kadar. İşte sabah kahvaltısı vesaire. Oldukça kalabalık ama burası, özellikle bu bölüm bizim Emir'le en sevdiğimiz bölüm oldu. Dev bir ekran var ve bu ekranda buradan rezervasyon yapıp PlayStation oynuyorsunuz. Çok güzel. Bir şansımı denemek için yemek bölümüne doğru gidiyorum. Bakalım belki bir şeyler kalmıştır, bir şeyler bakabilirim tadına diye. Ben bir Antalyalı olarak normalde çok böyle buralarda tatil yapan ve tatil köyü kültürü olan biri değildim. Bizim tatilimiz genelde Bodrum ve Alaçatı oluyordu. Ama gerçekten büyük bir hataymış. Bunu anladım çünkü hizmet dediğiniz şey hakikaten sadece burada varmış. Bakıyorum şimdi, içerisi kapalı mı? Burada da yine oyun alanları var. İçerisi kapanmış mı kapanmamış mı bir bakacağım. Büyük ihtimal kapanmıştır. Saati bitti çünkü ama bakalım. Maalesef bitmiş. Ben de Tema Park'tan başka şeyler yiyelim. Burada böyle oyun alanları devam ediyor. Şimdi beraber Tema Park'a gideceğiz. Emir orada Tema Park'ta oyun oynuyor. Bu kış bence çok zor geçti. Yani ben çok zor geçtiğini düşünüyorum. İşte depremiydi, o suydu, bu suydu. Biliyorsunuz hayatımda çok büyük bir vurgun yemiş. Ve gerçekten hayatım böyle alt üst olmuş biri olduğum için her yaz benim için çok kıymetli ve çok önemli. Ben bir yaz çocuğuyum, 25 Ağustos doğumluyum. Ve hastalığım süresince ve iyileşme süresince de en acı çektiğim zamanlar güneşe çıkamadığım zamanlardı. O yüzden bir daha kaç yaz görürüm bilmiyorum sloganıyla yazları gezmekten çok büyük mutluluk duyuyorum. Bu yaz da öyle bir yaz oldu benim için. Yani başlangıcı öyle oldu. Şimdi şu anda otelden çıkış yaptım. Burası Land of Legends'ın AVM bölümü. Burası akşamları inanılmaz güzel oluyor. Akşamı da gezdireceğim size.
Yani böyle ışıklı, şovlu, müthiş bir yer gerçekten. Antalya'da böyle bir yer olduğu için aşırı mutluyum. Yani ben çok ülke ve çok yer görmüş biriyim. Hakikaten hizmetin bu kadar güzel olduğu bir yer görmedim. Gördüğünüz gibi dekorasyon falan onlar da süper. Buradan böyle ufacık bir köprü gibi bir şey var. Buradan geçtiğinizde direkt tema parka giriyorsunuz. Şimdi bu tema parkın olayı aslında birazcık değişik. Tema parkla ilgili birkaç bir şey daha söylemek istiyorum. Çünkü illa bu otelde konaklamanıza gerek yok. Dışarıdan da tema parka giriş yapabilirsiniz. Günübirlik şekilde. Ve içeride istediğiniz gibi bilekleriniz sayesinde eğlenebilirsiniz. Şimdi burada tabii Antalya biliyorsunuz artık çok Rus popülasyonu olan bir şehir olduğu için her anons, her şey Rusça. Ve beni asla Türk zannetmiyorlar. Nereli olduğumu düşündüklerini de anlayamadım. Bu arada Dolphin Show başlıyor. Dolphin Show'u da size izleteceğim. Nereli olduğumu anladıklarını, yani düşünmüyorum nereli olduğumu düşünüyorlar acaba. Ama asla benimle Türkçe konuşmuyorlar ve Türk olduğumu öğrenince inanmıyorum, siz Türk müsünüz diyorlar. O yüzden acaba nereliye benziyorum? Emir'in en çok eğlendiği ve bulunmaktan en çok mutlu olduğu alan. Şu an kendisini göremiyorum. Nerede acaba? Ama burada çok çok eğlendi. Çünkü bu kaydıraklar oldukça güvenli. Ve başında duran ablalar sayesinde de fış fış kayıp hemen şey yapabiliyorlar. Bakıyorum annemi de göremiyorum. Şimdi annemleri buldum. İnanılmaz güzel bir yere gelmişler. Şimdi ben birazcık böyle bir şeyler atıştıracağım. Sabah kahvaltıya yetişemediğim için. Ama yarın sabah hiç kahvaltı çekerim. Müthiş bir kahvaltısı var. Biraz bir şeyler atıştırayım. Şöyle biraz keyif yapayım. Emir de o sırada kaysın. Ve şimdi saat 1'deki shuttle'la Rixos Premium Belay'in beach'ine gideceğiz. Denize girmek isteyenler oraya gidebiliyor. Emir nasıl geçiyor tatil? Karpuzlu marshmallow. Karpuzlu marshmallow mu? Güzel mi her şey? En büyük kim? Semer. Oğlum dün kupayı kaldırdık ya biz. En küçük Galatasaray. Emir. Ortasından şöyle bir kahve merhabası diyeyim dedim size. Biraz böyle hava kapattı ama hava kapatsa bile o kadar güzel bir hava var ki. Tabii kendi memleketim olduğu için birazcık da öreceğim. O yüzden böyle çok güzel bahçede oturuyoruz şu anda. Emir futbol oynuyor. Ondan sonra biz annemle kahvemizi içiyoruz. Biraz az önce Serpil Cirit videoları izledim. Onunla hatta uyuyakaldım. Bilinçaltıma doğru böyle geldi falan. Çok da iyi geldi bana. Şimdi sohbet. Merhaba, iyi akşamlar. Şu anda akşam yemeğine doğru gidiyoruz. Şöyle şuradan saçım şey yapmış. Bu arada bu hani saç vaksı var ya, aşırı övdüğümüz. Onunla yapıştırdım. Saçlarım inanılmaz güzel oluyor. Bütün yaz. Hayır. Önce yemek sonra. Tabii böyle şeyler oluyor. Hayır Emir'cim, seni çok seviyorum ama önce yemek yemeyen çocuklar ne yapıyor? Beni sevmiyorum. Emir, öyle bir şey olabilir mi? Emir. Ya Emir. Emir'i zar zor bir şekilde yemek yemeye ikna ettim ve burası gördüğünüz gibi yemek turu. Çok güzel şeyler var. Arkada da Emir'le annem tur atıyor. Bakalım en az kalorili ne yiyeceğim.
Ama olsun yanında bromelainlerim var. O yüzden olabildiğince kendimi korumaya çalışıyorum. Ben yaz akşamlarını çok severim. Yaz akşamı sofralarını çok severim. Ve Emir'i de bu şekilde büyütmeye çalışıyorum. Bakalım bugün neler. Günaydın. Bugün Land of Legends masalımızdaki son gün. Şimdi hızlıca hazırlanıp kahvaltıya gitmem lazım. Ve sonrasında birazcık Emir'le kayacağız. Ve bavullarımızı toplayıp hop İstanbul. Çok güzel bir tatil geçiriyoruz. Emir havuza mı? Evet. Nasıl gidiyor her şey? Emir, bu ne dansı bu? Son günümüz. Hadi yürüyün bakalım kahvaltıya. Hadi. Çok güzeldi her şey. Herkes kahvaltısını yapmış ve bence yavaş yavaş tamam parka veya denize gitmiş. Şöyle gördüğünüz gibi bomboş. Şimdi ben de kahvaltımı yapacağım. Kısa bir kayış ve sonra bavullarımızı toplayıp İstanbul'a dönüş. Hava çok güzel. O yüzden hiç kaçırmak istemiyorum bu güneşi. Kahve içerek falan da oyalanmak istemiyorum. Kahveyi her yerde içebilirim ama her yerde kayamayız gibi düşündük. O yüzden gideceğiz. Dün akşam Nemo'ya gittik. Nemo ya da. Kızlarla beraber. Biliyorsunuz ben Antalyalı olduğum için arkadaşlarım beni buraya ziyarete geldiler. Zaten Antalya'da bundan sonra artık bunun dışında tatil yapacağımı zannetme. Bana bak. Bütün arkadaşlarım ne isteyecek beni. Şimdi şu an kahvaltısını göstereceğim size. Burada bir ekmek var. Bayıldım. Nerede o? Niye böyle bayıldığım şeyler beni çok çok terk ediyor ya? Çok güzel şeyler var kahvaltıda. Şimdi Emir Toş'la anneanneyi bulacağım. Hangi? Kano gibi bir şey vardı ya dün binemediğimiz. O açıksa ona binelim. Bugün. Hayırmış ya? Hani bot vardı ya. O akvaryumlu yerde girdiğimiz. Evet. Ona girelim mi? Ona binelim mi Kano'ya? Olur. Yoksa sen kaymak mı istiyorsun? Hangisi? Oradan böyle tekneden atlayabiliyor musun? Yok atlayamıyorsun. Niye atlayacaksın oğlum tekneden? Kolyelerim karışık. Ha? Televizyon. Ya çekme. Burası benim otelin önünde oturduğum kahve içme alanı. Burayı çok çok seviyorum. Hadi bir dakika size daha iyi konuşabilmek adına kulaklığımı da takayım. Kulaklığımdaki mikrofonu kullanayım. Çok daha iyi olsun ses. Bir dakikanızı rica ediyorum. Şimdi muhtemelen ses çok daha iyi geliyordur. Şimdi burası benim otelin önünde kahve içmek için oturduğum alan. Akşamları da burada böyle canlı müzik oluyor. Ondan sonra bu alanda oturuyoruz. Çok, çok keyifli ve çok güzeldi gerçekten. Bugün söylediğimiz gibi son günümüz. Şimdi bir kahve siparişi vereceğiz ve son kahveleri içeceğiz. Ama bu son günde böyle yaşadığım bu 5 günle alakalı bir şeyler anlatmak istiyorum. Yani bir şey böyle yine hani her zaman yaptığım gibi herhangi bir olayda biliyorsunuz bir kısadan iste durumum oluyor hep. Hayatımda yaşadığım her alanda. Bugün de öyle bir şey oldu.
O yüzden onu size göstermek, yani onu size anlatmak istedim. Şimdi Emir 6 yaşında ve 6 senedir yaklaşık 2 sene kadar işte Sapanca'daki evimizde kaldığım, çok fazla tatile onu götüremediğim, onunla beraber eğlenemediğim, denize giremediğim, güneşe çıkamadığım bir kayıp 2 senem var. Ama onun dışında böyle hep o bebekken de kendi ailemle, işte kendi ablamla vesaire tatile gidiyordum. Bana telefonu verecekler. Emir'cim, bu telefon krizi bu arada hepimizde biliyorsunuz devam ediyor. Ama Emir oldukça az bir şekilde telefon şey etti. Emir, bir dakika Emir. Anne, oturmadan hadi gel iPad'e. 15 dakika sonra verecek şeyini. Evet, almışsın. Evet. Süper. Bekliyoruz. İçeride çok büyük bir PlayStation alanı var. Ve bu PlayStation alanına sıraya giriyorsunuz. Rezervasyon yapıyorsunuz. Gitmeden arıyorum. Bir şans da gelmiyor. Fenerbahçe'den dolayı mı olduğunu düşünüyorsun? Hayır anne. Ankara Spor'u da oynattı. O da mı kazanamadı? Ya anne çek. Tatilimiz bitti. Tatilde Dogi, Emir, anneanne ve başka kim var Demir?